İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Sayın Özlem Cihan. Özlem Hanım, Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi. Ocak ayında yine Bilgi Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Bölümünde doktorasını tamamladı. Kendisiyle bugün doktora konusu olan modern metropol ve karşılama mekanlarında gündelik pratikler, İstanbul'un metrobüslerini görüşeceğiz. Özlem Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Söyleşimize başlarken sizden iki konsepti açıklamanızı rica edeceğim. İlki sosyo-mekansal birliktelik, diğeri de toplu taşıma hareketliliğinin sosyo-mekansal özellikleri. Aslında burada benim tezimin ana hattını, altyapısını teorik anlamda oluşturan mekanın üretimi tartışması var. O da ünlü Fransız sosyolog Henri Lefebvre'den çektiğim bir tartışma. Mekanın toplumsal üretimi diye çok ünlü bir kitabı var. Ben birazcık aslında tez başlığının da fikir verdiği üzere çok teorik şeye boğmak istemediğim için daha basitleştireyim. Şehri aslında böyle bir toplumsal mekansal yapı olarak ele alıyorum. Ve o yapı içerisinden aslında metropolün de o mekansal yapısı üzerinden bir analiz sunmaya çalışıyorum. Burada mekanın önemi aslında toplumsal ilişkilerin yapıların merkezinde oluyor olması. Yani Lefebvre'in bize anlattığı hikayenin en böyle genel haliyle ana hattında bu var. Dolayısıyla toplumsal ilişkileri mekansal olandan ayrı düşünemeyizler. Burada anlattığı hikayede birkaç katman var mekanın kurucu anları, üretimindeki takım kurucu anlarından bahseder. Evet, mekan bir yandan fiziksel bir şeydir. Atıyorum bir yerden bir yere bir düzlem üzerinden gideceğimiz o zemini bize bir yandan verir. Ama bir yandan da bir tasarımdır. Bu da yine tarihsel anlamda birazcık modern kentin ortaya çıktığı o endüstrileşme sürecine kadar gidebilir. Biraz oradan anlamlandırabiliyoruz demek istediğini. Şimdi daha böyle kullana kullana mekansal olarak belirlediğimiz şehirden ziyade artık belirli yaşam alanları, çalışma alanları, stratejik ulaşım alanlarıyla hani belirli bir mekansal düzenle planlanan modern şehir var. Dolayısıyla o mekansal kurgu da bir noktada aslında Lefebvre'in tabiriyle işte yönetici aygıtların, teknokratların, şehir planlamacılarının, mimarların yani ideolojinin yansıyabileceği bir düzlemde bir tasarım olarak sunulur der. Bu ikinci kuracağındadır ve bu çok domine etme eğilimindedir. Çünkü hani biz metropolde de aslında biraz o verili yapı içerisinden büyük ölçüde yaşıyoruz. Bir de ama bu nokta koymaz. Lefebvre'in belki de güzelliği burada yani birçok şeyin yanı sıra olmaya oluşmaya devam eder mekanlar. Çünkü mekan aslında bir yandan da yaşanan bir deneyimdir. Ben bununla ilgili olarak mesela hani onun verdiği festival örnekleri var. Yani belirli bir fiziksel düzlem içerisinde belirli bir tasarım ama bir festivalde oraya kullanıcılar işte performans sanatçıları bilmem tüm detayları bileşenleriyle bir araya geldiklerinde o orayı dönüştürüp yaşatmaya devam ederler aslında o öznel, özgün izleri bırakabilecekleri bir alandır. Şimdi bunun kısmı burada birazcık kapatayım. Aslında ben birazcık şehre de bu yapı içerisinden bakıp ulaşımın hareketli mekan diyorum ben metrobüse. Birazcık buradaki bu tasarımsal yapısını metrobüs olduğu için birazcık ele alıyorum, onu inceliyorum. Ama temelde benim buradaki yaklaşımım her ne kadar araçsal da olsa ulaşım bizi bir noktadan bir noktaya götürmeye çalışan bir araç var nihayetinde. Aslında o da bir deneyim bir noktada. Hem mekansal yapısı itibariyle hem de toplu taşıma olduğu için tanımadığımız bir sürü başka kullanıcıyla birlikte bir aradalık deneyimi sunuyor. O yüzden sosyo-mekansal yapısı olarak bir kavram kullanıyorum. Sadece fonksiyonel, araçsal bir şey değil ama bir deneyim toplumsal yani sosyal konfigürasyonu da oluşturan o deneyimin altını çizmek için bundan bahsediyorum. Metrobüste zaten hikayeme aslında tezimin başlığına geri dönersem o gündelik hayattaki o rutin pratikler içerisinde bütün bu mekansal yapı içerisinde aslında İstanbul'da o metropoliten yapısı içerisinde deneyimlediğimiz şeylerin bir noktada önemli bir karşılaşma mekanı olduğu için. Ya evet metrobüs bir toplu taşıma aracı ve çok önemli de bir araç İstanbullular için hani o detaylara da gelirim ama bir yandan İstanbul gibi metropolde artık karşılaşmalar da çok çeşitli çoğul olamadığı için yine ölçeğin büyüklüğü nedeniyle aslında metrobüs önemli bir karşılaşma mekanı olarak ortaya çıkıyor. Ben de oradaki o bir arada bulunma olma halini hem o mekansal kodlarla hem de aslında kullanıcıların hem kendilerinde gördükleri deneyim hem de diğerlerinde gördükleri deneyimle böyle bir toplu bir şekilde ele alıp analiz etmeye çalıştım aslında.
metrobüsünde kent yaşamında günlük rutinlerden biri olduğunu ve buradaki karşılaşmaların toplumu nasıl etkilediğini ele alıyorsunuz. Doğru mu anladım? Ya evet, çok paralel. Şöyle şimdi mesela toplum demiyorum ben. O çok yüklü bir kavram olduğu için ben bir aradalık diyorum. Tezde de böyle yapıyorum. Biraz esnetip açmaya çalışıyorum. Çünkü aslında baktığınızda evet, şehir sadece bir tüketim alanı değil. O modern şehir, metropol, o mekansal kodlarına rağmen aslında bizim küçük gündelik temaslarla bir noktada küçükten büyüğe bir takım ilişkiler kurduğumuz bir toplumsal, yani sosyal bir organizasyon aynı zamanda. Hani ben buradan yaklaşıyorum. Metrobüsteki karşılaşma öyküsü de aslında bir noktada ilk başta söylediğim şey, karşılaşmaların bugün sınırlılığı nedeniyle sadece bir toplumsal örnek olarak değil ama rutinleşen gündelik pratiklerimiz metropolde çok daha baskınlaşıyor. Yani biz metropolde yaşayan bireyler olarak zamansal ve aslında mesafesel olarak, süresel olarak çok daha sıkışıyoruz. Çok spontane olma lüksümüz olmuyor. Belirli alanlarda yaşamamız gerekiyor. Çünkü hani bu yapıda metropol ciddi de bir sosyoekonomik gerçeklik de olduğu için hani her yer herkesin karşılayabileceği yaşam alanları değil. Sonuçta bir yerde yaşamanız gerekiyor. Bir yerde çalışmanız gerekiyor. Arada bir hat var. O hattı kat ederek mesela işe gitmeniz gerekiyor. Gelmeniz gerekiyor. Bir aradalıktaki mesela o gündelik temaslar belki de tam olarak o evden çıktığınız anda karşılaştığınız insanlar. Hani o yüzden de bir yandan o toplumsal yükten değil ama farklı farklı size belki de değişik gelen, yabancı gelen insanlarla belki küçük gündelik temaslar biçiminde oluyor bu. Peki bütün bu rutinlerin metropolde gerçekleşirken, yani evden şu saatte çıktım, işe gittim, 10 saat orada geçirdim, akşam o trafikte evime geri döndüm, biraz dinlendim, hafta sonu biraz sevdiğim semtlerde sosyalleştim. Peki diğerleriyle bir arada yaşama hali ne o zaman? Yani o temaslar bu anlamda bize ne anlatıyor? İlk etapta soruyorum ve bunun için bir karşılaşma mekanı bana gerektiği için ve İstanbul'da dediğim gibi bunu bulmak biraz zor artık. Çok birbirine benzer insanların birbirleriyle karşılaştıkları bir şehir haline geldi İstanbul. Çünkü o ölçek ve o kalabalıklar nedeniyle metrobüs, yani İstanbul en stratejik diyebileceğimiz hattından 52 kilometre boyunca, 44 durak boyunca, yani çok farklı ilçelerden, çok farklı sosyo-kültürel, ekonomik yaşam alanlarından geçen aslında önemli bir karşılaşma mekanı. Ve ben de düzenli olarak metrobüs kullanan, sabah akşam bir rutin içerisinde olan, işte İstanbul'un dayattığı o büyük ölçeklerde bir yerlere gitmesi gereken, gündelik olarak çok benzer şeyler yapan bu insanlar farklı farklı diğerleriyle birlikte o araç içerisinde böyle birazcık nadide bir karşılaşma mekanı dersek bulunduklarında aslında bir arada olma fikrine dair ne üretiyorları soruyorum. Metrobüsün bu anlamda olumlu bir katkısı oluyor mu? Yoksa metrobüs bu bir arada olma fikrini biraz eriten bir örnek mi sunuyor bize? Bunu da işte o yüzden bunu deneyimleyen insanların dünyasına inerek biraz yaptım. Yani metrobüsü araştırmam demiştim. Sanırım başta o düzenli olarak metrobüs kullanan 29 kişiyle ben mülakat yaptım. Onlardan hem biraz genel olarak İstanbul'u dinledim. Çünkü İstanbul'da yaşamak birçok kişiyi metrobüs kullanmaya mecbur bırakıyor. Ve sonrasında çok çeşitli güzergahlarda gidip gelen bu 29 kişinin metrobüs deneyimleri üzerinden hem kendilerine hem araca hem orada o şekilde farklılıklarla bir arada olmaya dair fikirlerini anlamaya ve analiz etmeye çalıştım aslında. Şimdi bu metrobüsteki birlikteliklerden bahsediyorsunuz ama bir taraftan da metrobüste bir apathy olduğundan bahsettiniz. Bir de hani o kadar kalabalık olmasına rağmen insanların böyle içe dönük, etrafıyla çok hatta hiç ilişkiye girmeyen bir profil çizdiniz. Bu genel bir profil mi yoksa o 29 profilden sadece bir tanesi mi? Çok genel. Yani 29'un büyük bir çoğunluğu bana. Tabii ki kavramları değişebildi. Kullandıkları kelimeler değişebildi ama çok ortak kelimeler de vardı. Görmüyorsun, duymuyorsun, fark etmiyorsun. Bir noktada neredeyse soyutlanma diyebileceğim bir durum. Hani o apatik halde, yani aslında bununla ilgili. Şimdi şöyle söyleyeyim. Metrobüs, arada sırada metrobüs kullananlar ile sabah akşam haftada 5 gün. Benim çünkü görüştüğüm insanlardan 6 gün kullanan da var. Arada sırada 7 günle çıkaran da var. Yani bir tek bir kişi sanırım 3-4 gün dolayında kullanıyor. Onun dışında herkes ortalama bir 5 gün kullanıyor. Ve sabah, akşam ve mesai saatinde. Şimdi metrobüsün kritik bir diğer tarafı da bu. Mesai saati aracı biraz.
Onu sürekli olarak bu şekilde kullanan insanlar da hani arada sıralı trafikten kaçayım diye metrobüse bindim diyenler arasında mutlaka ki farklar vardır bu arada. Yani tezimi düzenli kullanıcılarla yaptığım için onlar bana ya metrobüs çok lazım aslında İstanbul için çok gerekli diyerek başladılar. Gerçekten burada istisnasız çıktı bu. Yani metrobüs lazım. Yani metrobüs olmasa mesela birisi diyor işte atıyorum Haramidere'den Kadıköy'e nasıl geleceksin? Gelemezsin. Evet. Ama sonra öyküler derinleştikçe affedersiniz. Çünkü ben onlara biraz şu tarz sorular soruyorum. Yani metrobüs nasıl? Metrobüste yolculuk yapmak nasıl? İşte metrobüste siz kendiniz nasıl bir kullanıcısınız? Ya da diğerlerinde ne görüyorsunuz? Kimler kullanıyor metrobüsü? Olabildiğince o soruları çeşitlendirdim ben. Ve biraz da yarı yapılandırılmış olduğu için bazen onların anlattığı öykülerden daha değişik yerlere de gitti. Şimdi öyküler metrobüs ve kişinin kendisine gelmeye başladıkça ilk etapta metrobüs hızlı, çok efektif falan filan daha pozitif olanlar anında negatife dönmeye başlıyor. Çünkü anlatırken aslında anılarını hatırlıyorlar. Yani ve bir de metrobüsün onlarda bıraktığı o böyle büyük büyük imgeler var. Mesela ne kalabalık, işte imkansız, kokuyor diyen çok vardı. Yani özellikle mesai saatinde işte belirli aralıklarda özel kişisel alan asla kalmıyor. Yani bedenin bedene neredeyse böyle artık sıkıştırması biçiminde. Böyle olunca öyküler negatife dönüyor ve aslında sadece kayıtsızlık biçiminde değil ama metrobüs birincisi çok hızlı bir şekilde düzenli kullanıcıları adapte eden bir araç. Buna belki biraz daha sonra gelebilirim ama transitleşme diye bir tartışma da açtım ben burada. Çünkü adapte olmazsanız yani survive edemezsiniz diyenler var. Çok düşünmemeniz lazım. Hani adapte olacaksınız gideceksiniz. Ben şu saatte işte şurada olmalıyım. En hızlı neyle gidebilirim? Metrobüs tam düşünmeye gerek yok. Bir 20 dakika çekeceğim o kalabalığı. Ama hani düzenli kullanma deneyimi biraz tüketici bir deneyime dönüştüğü için hani o İstanbul'un yoğunluğu, çalışma hayatının baskısı, boş zamanın azlığı. Tabii bugün buna mesela çok büyük anlamda maddi kaygıları da ekleyebiliriz. Metrobüste olumsuzluklara, o sıkışmalara, kokulara vesairelere rağmen düzenli kullanıcılar adapte olduğu ölçüde kendilerini soyutlamaya başlıyorlar. Yani artık bakıyor ama mesela çok bir şeyi özümsemiyor hani düşünsel olarak görmüyor. İşte kulaklıklar var, telefonlar var. Ben şunu bile dinledim. Yani yanımda birisi bayılsa kulaklığımı çıkarıp bakıp geri dönüyorum diyen de oldu. Ha, ama şunun da altını çizeyim genelde ağırlıklı olarak şey diyebildiler bana muhataplar. Sağlık durumu olduğu takdirde evet insanlar biraz daha dikkat ediyor ama haricinde metrobüste hiçbir şey olmuyor. Yani biri biriyle kavga ediyor insanlar sadece oflayıp dönüyor. Onu bile yapmasalar. İlk başlarda daha çok kavgalar oluyordu diyen bir muhatap vardı. Şimdi artık onu da bırakmış durumda insanlar. Yani başka hiçbir yerde görmezsin bunu demiştim. Mesela biraz ironi yapmıştı. Hani birisi diğerinin mesela dirseği çarpıyor ya da ayağına basıyor, eziyor. Böyle elini kaldırıyor, o da yapıyor, devam ediyorlar gibi. Hani bazen sözcük bile duymuyorsunuz. Şimdi birazcık aslında o düzenlilik, rutinleşme, o imkansızlıklar yani somut fiziksel imkansızlıklar. Birazcık bunlarla baş etmek için adapte olma zorunluluğu geliyor. Adapte oldukça da kullanıcılar büyük ölçüde kendilerini içinde bulundukları ortamdan soyutlama yoluna gidiyorlar. Bu da böyle bir izolasyon, bir apatik durum, bir kayıtsızlık. Ve mesela bir muhatabın söylediği benim için çok çarpıcıydı. Transitleştiriyor metrobüs düzenli kullanıcısını diyor. Transitleşiyorsunuz. Yani aracın kendisi transit biliyorsunuz. Otobüs hızlı geçiş diyoruz. Bus rapid transit. Tam olarak bunun için var. Bunu yapıyor. Metrobüs iyi çalışıyor bu bakımdan. Ama metrobüs seni de transitleştiriyor. Hatta bu transitleşmenin en uç örneği dedi. Çok çarpıcı anlatıları vardı bu muhatabın. Hani böyle koşarsınız etrafınızdan ya da bir motora binersiniz diyor mesela. Hızlı hızlı akar ya görüntüler flu olur görmezsiniz. İşte transitleşmek de böyle yani bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Bunlara dair aslında Sibel Hanım çok çeşitli hikayeler var. Yani o apatik olma hali cidden çok baskın çıktı ama onu söyleyebilirim. İzolasyon diyen oldu, körleştirmek diyen oldu. Mesela bir kişi şöyle bir şey dedi. Nasıl ki burnunuz kötü bir kokuya bir süre sonra alışır ya işte öyle metrobüse de alışıyorsunuz diyen oldu. Yani metrobüs o şeyi kapatıyor istemsizce. Çünkü sürekli böyle çok kalabalık, çok kokuyor, çok kötü ne yapacağım ben derseniz bu sefer yapamazsınız. Yani düşünmemeniz lazım çok gibi bir durum. Adaptasyondan bahsettiniz. Aynı zamanda bir taktik geliştirme de anlatmış bu kişiler. Onlardan da bir bahseder misin? Tabii şimdi burada mesela şuradan biraz alabilirim. Hani ilk etapta azıcık mekan teorisine minik bir dokundum. Şimdi bizler mekanları dönüştürebiliriz. Mekanlar da ama verili bir yapının içerisinde aslında bize bir takım davranış kodları istemsizce veriyor oluyor. Yani bunun çok klasik örneği nedir? Mesela bir AVM'ye girerken, hani bir AVM, alışveriş merkezi.
zaten hani bir kontrol mekanizması giderek kapıda çalışıyor. Bir güvenlikten geçiyorsunuz. Hani davranış biçimleriniz böyle daha o ortama uygun bir, direkt farkında olmadan gelebiliyor. Siz orada böyle bağırış çağırış şarkılar söyleyerek ya da ne bileyim bir anda bir şeylerin üzerinden atlayarak koşan insan görmezsiniz. Mesela gördüğünüz zaman hatta muhtemelen birilere bakıp aa nesi var acaba diye bile garipseyebilir. Yani anormal olarak çok hızlı bir şekilde kodlayabilir. Şimdi mekanların bu anlamda kurucu anlardan bahsettik ya, bu tip bir takım kodlar üretme eğilimi var. Ve bu sizi domine ederek değil ama bir yandan siz o şekilde deneyimlemeye başlıyorsunuz. Hani toplu taşıma bunun güzel bir örneği aslında. Toplu taşımada çok bağırış çağırış konuşulmaz gibi. Hani yabancılarla bir aradasınız, sessizlik yazılı olmayan bir normdur gibi. Hani bunlar genel geçer. Şimdi metrobüsle alakalı olarak da bu bir dediğim gibi metropolün artan ulaşım talebi ihtiyacı, bu 2000'lerde zaten biliyorsunuz ortaya çıktı, 2007 dolayında ilk bir hattı açıldı, 18 kilometre kısa bir hat diye başladı metrobüs. Şimdi oradaki öykü de şu: İstanbul'un nüfusu büyüyor, orada zaten bir finansal bollaşma sürecindeyiz, hani bir refah dönemindeyiz, artan bir göç, sayıların artması vesaire, yapı stoğu büyüyor, ulaşım talebi var, bizim onu çözmemiz lazım şeklinde bir düşünce. Çok maliyetli olmasın, efektif olsun, hızlı sürede ortaya çıkabilsinin bir maksimizasyonu aslında metrobüs. Yani E5'i direkt bölüyorsunuz, otobüs koyuyorsunuz. Baktınız çok iyi, iyi çalışıyor. Bir sene sonra hat uzuyor, Zincirlikuyu'ya. Bir sene sonra Anadolu'ya. 3 sene sonra da Beylikdüzü'ne. Şimdi bu yapı içerisinde aslında metropolü metropol yapan dinamiklerin çok o hani araçsal akıl deriz, rasyonel, hani böyle matematiksel bir yaşamdır bir yandan metropol. Hani çok böyle spontane olma lüksünüz yoktur demiştim ya, ulaşımda da bu bakımdan metrobüs çok iyi bir örneği. Şimdi az önce bir sürü şey vererek anlatmaya çalıştığım öykü de o davranış kodlarını istemsizce üreten bir araç dünyası aslında. AVM için verdiğim örneği metrobüste de bağlayabilirim. Hani içeride şarkı söyleyen, turnikelerden atlayan, aracın o bütün griliğini, o E5'in bütün o tüketici görüntüsünü aşabilecek bir imkanınız çok yok. Ama ben muhataplarla konuştuğum andan itibaren bana sürekli kendilerince buna bir adapte olma biçimi ama bir yandan da içerideki o imkansız ortamı azıcık kırabilme taktiği diyebiliriz. Taktikler. Metrobüs taktikleri. Yani metrobüsün aslında kullanıcıya zorunlu kıldığı yapıyı minik minik nüanslarla kırmaya çalışıyorlar gibi. Ve bunlar gerçekten çok komik öykülerde barındırıyordu içinde. Şimdi bu metrobüs duraklarının özellikle Söğütlü Çeşme'de, ben de bu taraftan kullanıyorum. Bu arada ben de metrobüs kullanıyorum. Yani ben sahamın içindeyim hala. İnsanlar o kadar artık alışmışlardı ki kapıların nerede açılacağını biliyorlardı. Sonra belediye girip çizgiler çizdi. İnsanların duracağı yeri. Yani bu aslında komik geliyor ama inanılmaz bir şey. Kapının nerede duracağını çok iyi biliyor. Kapının açılacağı yeri kestirmekten tutun, şoförle göz teması kurdurup işte önünde durmasını sağladığını düşünen, efendime söyleyeyim, kesinlikle arka ve arkanın bir ön kapısından binmeniz lazım. Çünkü ön kapılardan yaşlı insanlar biner, onlara yer vermek gerekir. O yüzden arka kapılarda daha çok yer bulabilirsiniz diyen. Bu çok matematiksel bir iş. Kesinlikle binmeden önce nereye gideceğinizi belirlemeniz lazım diyen. Yani metrobüste sıkışık ortada durmaksa eğer gideceğim yol, ben bunu aşmak için içeride belirli bir kod var, yani bir metrobüs kodu var. Bunu aşabilmek için ne yapabiliyorum? Kendime koltuk üretemiyorum ama metrobüste oturmak büyük konfor. Çok kalabalık çünkü, çok uzun hat gideceksiniz belki. Dolayısıyla bu kodlar içerisinde bilumum taktikler diye adlandırdıkları örnekler var. İşte çok kalabalık bir duraktan bindiği için, onun artık çok farkında olduğu için önce 2 durak geri gidip daha boş bir durağa geçip sonra oradan daha boş bir metrobüse binen. Ve bunun daha ileri seviyesinde şeyi bile dinledim ben. Kimin nerede ineceğini artık biliyorum. Çağlayan inecek, avukatın tipi belli. Oturan olursa başında duruyorum, kalkınca ben oturayım diye. Yani dediğim gibi şu an hepsi ezberimde değil. Ama inanılmaz bir şekilde hem adapte ediyor metrobüs kullanıcıyı düzenli kullandığınızda ortama. Bir yandan bakıyorsunuz çok imkansız bir ortam ve artık adapte olduğunuz, bari böyle küçük taktiklerim olsun. İşte görece rahat bir yerde durayım. Görece bir oturma şansım olsun gibisinden bir limon davranış pratiği var aslında. Ve şununla kapatabilirim bu soruyu. Böyle bir metrobüs profili diye bir şeyden bahsedildi bana. Yani bana göre en ilginç sonuçlardan birisi bu. Çünkü şunu diyor: ben metrobüste hani çok dönüşmedim çok şükür ama geçenlerde kendimi boş bir koltuğa doğru koşarken buldum. Sonra çok utandım kendimden ama çok yorulmuştum. Allah'tan dışarıda öyle davranmıyorum. Yani bir dışarıda normal hayatın akışında, mesela muhitte, mahallede bir davranış biçimi var. Bir de metrobüste bir davranış biçimi var.
muhataplardan biri bana yani metrobüs profili diye bir şey kesinlikle var dedi. Bu imkansızlıklarda bu taktikleri üreten de aslında metrobüs profili. Sibel Hanım. Sizinle konuşanlardan bir tanesi şeyi söylüyor apaçık, yani metrobüs beni değiştirdi diyor. Evet. Evet, evet. Bu da işte aslında benim bir ara parantez içerisinde arada sırada metrobüs kullandığınızda bu öyküler size biraz uzak gelebilir. Yani tamam çok güzel bir ortam değil ama aslında çok hızlı gidiyorsun ne gerek diyebilir. O kişiyi doğru hatırlıyorsam şey gibi bir şey demişti. Yani ben sabah akşam işe de gidiyorum, her sabah akşam evime de geliyorum, sabah akşam metrobüse de biniyorum. Arada sırada binenle yani benim durumum tabii ki farklı. Metrobüs beni değiştiriyor. Çünkü hayatımızın yani hareketli hayatlarımız var. Evet mecburuz zaten ama inanılmaz yoğun bir parçası haline geliyor. Ve şimdi o yüzden de aslında bütün bu birazcık çerçevesini çizmeye çalıştığım evet efektif, çok hızlı bir bağımlılık ilişkisi üretiyor mesela bunu da söyleyebilirim. Yani bunu pozitif negatif ikisinin arasında bir yerde tutabiliriz. Şu anlamda düzenli olarak kullanan insanlar için metrobüs biraz kaçınılmaz. İşte o arkadaş doğru hatırlıyorsam Beylikdüzü'ne yakın bir yerden ya Kadıköy ya Levent tarafına gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla mecburen metrobüsün çok bir şey seçme şansı yok. Ama bazıları mesela şunu söyleyen birisi vardı. Ben işte evden çıkıp yürüsem 15-17 dakikada işe gidebiliyorum ama metrobüste 3 dakika. O yüzden metrobüs. Yürümek oysa ki aslında hareket etmenin en özgün hallerinden birisidir. Çünkü iz bırakırsınız, dönüştürürsünüz. Yani o spontaneliği üretebilirsiniz. Bu sokaktan yürüyeyim dersiniz mesela. İşte metrobüs zaten birazcık bunları eritiyor. Metrobüs çok fazla eritiyor. Bir de o E5'teki o çok stratejik bir mobilite alanı zaten onu çok bağımlı hale getiriyor artık ulaşım. Dolayısıyla şehir de o eksende büyüyor. Yani siz mesela bir kiralık daire baktığınızda metrobüse 10 dakika yazısını görürsünüz. Doğrudan trafiğin çok yoğun olmadığı saatlerde bile ya ben en hızlı metrobüsle giderim deyip yine metrobüse dönenler de var. Bu anlamda bir bağımlılık ilişkisi de oluşturuyor. Buradan bir yere bağlayacaktım ama unuttum. Siz bana tam olarak neyi sormuşsunuz? Şey söyledim hani metrobüs beni bir değiştirdi diyen. Evet. Doğru. Oradan yola çıktım. Dolayısıyla mesela değiştirme halinin içine birazcık artık İstanbul'un metrobüsle yaşamaya çok alışmak da ekleyebiliriz. O yüzden dedim yani doğrudan negatif ya da pozitif diye ayırmayayım ama hani böyle enteresan bir şey, belirleme hali var metrobüsün. Çünkü şu oluyor yürüme ve 3 dakikada işe gitme örneğinde olduğu gibi. Yani İstanbul'u atıyorum maksimum bir yerden bir yere giderken 20 dakikada gideyim şeklinde bir maksimizasyona, o verime alışır hale geliyorsunuz. Metrobüs'ün bu anlamda da çok ciddi bir etkisi var açıkçası. Şimdi zamandan ve hızdan bahsettiniz. Hız özellikle çok enteresan çünkü şeyi düşünüyorum yani kiminle karşılaşsam ne haber, nasıl, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor desem hepimizin cevabı standart yani koşturuyorum. Yani bu hız ilginç. Zamandan bahsedince de genellikle sadece metrobüs değil ama özellikle hani işe gitme gelme zaman sürecini ölü zaman olarak bakıyoruz. Ama metrobüste o geçen zamanı daha böyle farklılaştıran enteresan hikayeler vardı. Örneğin metrobüsle ilgili hikaye yazanlar, işte oradaki yolcuları inceleyenler falan, onlardan biraz söz eder misiniz? Tabii aslında güzel bir şey söylediniz. Böyle bu gittikçe araçsal bir şekilde yaşayıp sürekli koşturduğumuz için yani yaşamı idame ettirme için aslında sadece bir şeyler yapıyormuşuz gibi işte hep işe gitmem lazım, geç kalıyorum. Zaman o yani hayatlar artık hareket halinde ama onun korkunç böyle bir zamansal, aynı zamanda işte mekansal bir bağlamı var. Bir şekilde aslında metrobüste bu koşturmacanın içerisinde hani anlattım, hikayeyi tekrar etmeyeyim ama o daha az koşturma haline de biraz mümkün kıldığı için de bir noktada insanları da çok fazla kullanmayı iten bir şey. Çünkü ben sizin söylediğiniz o kavramı da çok dinledim bu arada, koşturmaca. İstanbul ne İstanbul koşturmaca, işte metrobüs ne kalabalıklar ve koşturmaca. Yani koşturmaca insanların aklında İstanbul'u ve gündelik olarak yaptıklarını düşündüklerinde çok güçlü bir imge. Verdiğiniz detay da evet o çok az geldi bana onlar ama çok ilginç birkaç örneği var. Aklımda kaldıklarını birazcık anlatayım. Şimdi az önce size dedim taktikler. Aslında o taktik ve strateji diye bir ayrım yapıyorum tezde. Onu da Deserto'dan alıyorum. Hani oradaki o
Şimdi strateji o böyle askeri stratejik gibi bir kavram ama onu oradan alıp deserte gündelik yaşam içerisinde şey der. Yani mevcut olan yapımın konfirme edilmesi aslında stratejidir. Taktik tam tersi bunu aşmayı gerektirir. Muhataplar sürekli bana taktik dedikleri için ben bir noktada aştıkları bir yapı var mı diye baktım pek yoktu. Yani dediğim gibi ben o yüzden onlara tezin içerisinde stratejilerin taktikleri dedim. Çünkü yapı aynen duruyor. Metrobüs yapısını dönüştüremiyorlar. Dediğim gibi turnikeden atlayamıyor. Yani otobüsü mevcut davranışsal ve mekansal kodunu aşacak tam olarak bir imkanı yok. Metrobüs bir otobüs çünkü. İnsanlar sıkışıyorlar içine. Ama ne yapıyorlar? Belirli bir konfor alanı yaratmaya çalışıyorlar. Bize çok az gelen şunlar oldu. Yine o taktik asıl anlamında birazcık çağrıştıran. Metrobüs içerisinde içinde geçiriliyor zamanın tüketiciliğini. Mesela bu bir taktik. Kırmak için kendince insanlara bakıp, onların farklılıklarına bakıp bir takım öyküler canlandırıp metrobüsü burada bir cehennem diye kurgulayıp böyle anlattı. Bir cehennem öyküsü yazdığından bahsetti ve içinde her gittiği gün aslında beslendiği öykülerle o cehennem metrobüsü temsil eden o cehennem öyküsünü zenginleştirdiğini anlattı. Bunun dışında bir hatırladığım bir kişi daha var. O da mesela açıkçası dedi insanların nasıl hayatlar yaşadığını tahmin etmeye çalışıyorum genelde. Yani böyle müzik dinleyip boş boş dışarı bakmak istemiyorum dedi mesela herkes gibi. Ama metrobüsü çok değişik insanlar oluyor. Çünkü onun hattı da doğru hatırlıyorsam çok uzun hatlardan birisiydi. Yani karşıda yine Beylikdüzü'ne yakın bir yerden Zincirlikuyu'ya kadar gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla çok uzun bir süre var. Boş boş bakıp geçirmek istemediğim için hani bir teyzeye bakıyorum. Hani acaba hayatı nasıldır? Ne yaşıyor? Şimdi nereden geliyor? Ya da işte bir genç bir arkadaşa bakıyorum. Acaba nerede okuyor? İleride ne olmak istiyor? Bunları bu şekilde çeşitlendirip aslında kendini o anda içinde bulunduğu o yapıya yani yapının ona böyle verdiği o şeyi kıracak böyle gözlemci, özümseyici, bir noktada kendince aslında hayal gücüyle bir iz bırakabildiği bir şeyler üreten birkaç kişi vardı. Ama maalesef bunların sayısı çok azdı. Ya 3, ki 3 galiba. Dolayısıyla metrobüsün o daha negatif görünen öyküler çünkü öyleydi biraz, halini kırmak biraz zor. Pozitife dair bir diğer konu bilmiyorum belki bunu daha sonra da konuşabiliriz ama benim bu bir aradalığı tartıştığım kısımda birazcık geldi. Yani sorularınız daha sonra olursa ona da açarım mutlaka çünkü metrobüs aslında bir noktada eşitsizlikleri görünür kılan bir araç dedi bana birisi ve bu benim çok hoşuma giden cümlelerden biriydi. Onun üzerinde duralım. Duralım o zaman hani belki bir sıratı vardır diye emin olamadım. Hazır pozitiflikten gitmişken o zaman size dediğim gibi benim tezim birkaç katmanı var. Yani İstanbul'daki gündelik yaşam metrobüsü bir noktada sebep oluyorsa yani onu kullanmaya itiyorsa o zaman oradan metrobüse hareket halinde karşılaşma, bir arada olma. Peki bir arada olma. Burada da maalesef negatif kısmı çok domine edici bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Kayıtsızlık çıktı, farklılaşma çıktı, güvensizlik çıktı mesela bir aradalık fikrine dair. Ama bir yandan da size az önce kurduğum cümle burada da sayı yine az. Yaklaşık 4 belki bir ihtimal kıyısından köşesinden hafif pozitiflik ifade eden bir 5. kişi olmuş olabilir. Bana şey dedi ki bu en güçlüsü bu kurduğum cümle yani eşitsizlikleri görünür kılıyor. Buradan da şunu kastediyor. İstanbul eşitsiz bir şehir. İstanbul'da deniz görmeyen bu kadar insan var şeklinde bir takım kaygıları da aslında anlatarak başladı. Ve metrobüs olmasaydı benim varlığından bile haberdar olmayacağım insanlar sadece belki aklıma oradan buradan duyduğum bir fikir olarak kalacaktı ama ben metrobüste onları görüyorum. Dolayısıyla o eşitsizliklerin farkına varmamı sağlıyor. Yani kısmi de olsa bir noktada metrobüs aslında o kamusal pratiği yani sınırı da olsa verebilen bir araç yani. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz metrobüsün hani E5'i seçmesinden aslında metrobüsün Türkiye veya İstanbul'a gelişi bizim kurduğumuz Embark'la başlıyor. Onun hikayesini de belki daha sonraki bir programda anlatırım ama yani metrobüs evet çok sıkıntılı ama o biraz da bizden kaynaklanıyor. Şöyle zaten metrobüs için ilk iki şerit alındığında araba kullanıcıları özellikle çok şikayet ettiler. Yani iki hat kaybediyoruz falan diye. Aslında metrobüs bir geliş bir gidiş üzerinde günde 800 bin kişinin taşınıyor olması gerçekten insanları çok hayrete düşürüyor. Yani bunu yurt dışında anlattığında nasıl olur falan diyorlar. İnanılmaz yoğun bir kullanımı var. Bunu aslında daha rahatlatmak mümkün. Örneğin birer şerit daha eklense metrobus, var olan metrobus hattına o zaman
Otobüsler birbirlerini geçebiliyor. Öyle uzun uzun sıralarda bekleme zorunluluğu yok. Her durağa uğrama zorunluluğu yok. O zaman hani ekspres hatları falan da geliştirebilirsiniz. Daha fazla yolcuyu daha rahat taşıma imkanı yaratma olasılığı var ama tabii bu durumda E5'ten gelin birer şerit daha alalım desek yani düşünemiyorum nasıl bir tepki olacağını. Ya evet evet o çok büyük kaos yaratır çünkü şu anda bile zaten E5 o anlamda çok şişmiş durumda yani hani oradan bir şey daha. Şimdi gerçi bu yani Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye şeyi çok iyi, benim gözlemlediğim tabii ben sağ araştırmama başladığımda hani biraz ikisinin arasında başladım. Sonrasında bu geçtiğimiz yıllar içerisinde şunu fark ettim. Birazcık daha stratejik çalışıyor metrobüsler. Yani mesela Söğütlü Çeşme'den biniyorum ben hep bu tarafta oturduğum için. Hep önden bir sürü boş otobüs mesela Altunizade ve dolaylarına önden gidiyorken oraları da biraz rahatlatması. Eskiden bunlar daha azdı. Aslında çok pratik basit bir çözüm ya da otobüs sayısının arttırılması sınırda da olsa kesinlikle bir ferahlama yaratıyor. Ama günün sonunda aslında birazcık şuralara da geliyorum ben. Bu şekilde yaşam pratikleri biraz sorunlu. Yani metropolün kendisi de bir problem bu bakımdan. Ama metropolü metropol olmaktan geri alamıyoruz. Fakat burada cidden çok ciddi bir problem var. Çünkü benim bütün bu anlattığım hikayeler özütünde birazcık benim kişisel olarak kafa yorduğum şeye dayanıyor. Deneyim edinme meselesi. Yani deneyim edinme hali bireysel, işte öznellik geliştirecek biçim ya da diğerleriyle bir arada toplumsal bir kurgu olarak bir şey oluşturabilme hali. Bu yapılar içerisinde sadece gerçekten o muhatabın anlattığı gibi böyle gittikçe transitleştiğimiz, böyle sürekli checklistleri tamamladığımız, nokta koyduğumuz, koşturduğumuz ve metrobüste mesela hareketliliği yaşadığımız bir şey. Çünkü ben metrobüste bu sahaya başlamadan önce gözlem yaptım mesela. Kendim kullanıyorum, araca aşinayım ama hep bir kısa hattını kullanmıştım. Gözlemden kastım 10 kere git gel yaptım, bir aya yaydım onu. Çünkü yorucu oluyordu yani. Söğüt'ten Beylikdüzü'ne gidip geri dönüyordum. Ya da işte Söğüt'ten kalkıp aktarmalar yaparak Haramidere'ye gidip oradan aktarmalarla geri dönüyordum. Çeşitli saatlerde falan. Benim mesela ondan sonra bir günlüklerim oldu. Günlükler tuttum kendi deneyimimi aktarmak için. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. İlk yazdığım şeylerden birisi. E5'te bu kadar uzun süre gidiyor olmak. Yani E5'e bakmak çok tüketici. Benim için öyleydi. Hala da biraz öyle. Çünkü mesela ben hep toplu taşıma kullandım İstanbul'da. Eskiden Ataşehir tarafında otururken de minibüs caddesine giden böyle otobüsler vardı Kadıköy'e giden minibüs caddesinden geçerek. Onlara binerdim. Çok kalabalıklardı onlar da mesela bir takım problemleri vardı ama ben minibüs caddesini izlemeyi severdim. Çünkü Sibel Hanım baktığınızda hareketliliğin özü dinamik bir şeydir. Yani sizin özne olarak bir pozisyonunuz değişiyor. Yani akan bir şey izliyorsunuz. Mesela minibüs caddesinde işte esnafı, evet araçlar orada da trafikte, o biraz bunaltıcı olabiliyor ama kaldırımlarda yürüyen insanlar, bir yerlere gitmeye çalışanlar, çocuklu kişiler falan daha bir şehir hissi veriyor. Şimdi metrobüs bunu da alan bir şey. Bana göre öyle. Ve ben açıkçası bunu nereden sahaya da bağlayabilirim? Muhatapların bahsettiğimiz hani apatik olma hali öyle bir noktaya geliyor ki hani boğazı görmüyorum artık. Yani metrobüs boğazın güzelliğini bile alıyor diyen birkaç kişi oldu çeşitli versiyonlarla. Boğazı gördüğüm zaman tek düşündüğüm artık zincirli kuyuya geliyoruz oluyor. İnanılmaz bir mekanik. Yani o anlamda ben diyorum biraz esans boşaltan bir tarafı var. Yani deneyimi birazcık alıyor, söndürüyor yani. Evet siz hala pratik içindesiniz ama artık yani onu, o deneyimi bir şekilde yaşar halde değilsiniz. Bu mesela yine çarpıcı, bir kişi bana doğrudan bunu söyledi. Metrobüs bir deneyim değil dedi. Ve burada da kastettiği aslında yaptığı pratiği ezbere bir şekilde yaptı. Çünkü peşi sıra mesela bir noktada da şey dedi bana. Bazen hani evden çıkıp işte metrobüse geliyorum, oradan iniyorum, ofise gidiyorum. Arası yok bazen. Hatırlamıyorum, ezbere gidiyorum. Yani deneyim değilden kastı bu. Çok mekanik, otomatize, rutin, sürekli tekrarlanıyor. Sürekli işte o kalabalıklar ve sürekli benzer kodlar içerisinde in bin, oraya gel, ofise gel, çalış, dön, git. Yani bu burada, bu yapıda birazcık o deneyim edinme halinde bir problem var. Ve bu da mesela bir arada olmaya da yansıyor metrobüs içerisinde. Yani orası bir kamusal mekan ama o yansımaları o yüzden negatif. Peki bunun atıyorum metroyu kullanan da daha farklı mı? Metro ile alakalı olarak tabii bir çalışma yapmak lazım. Metro ile ilgili olarak sadece benim yok öyle bir çalışmam da. Hayır, pardon, şu açımdan diyorum yani o tek düzeylik yani git gel çek dediğiniz gibi yani aynı şey metroda veya
otobüste yaşanmıyor mu? Bunlarda da tabii ki belirli ölçülerde İstanbul ölçeğinde yine yaşanıyor olur ama dediğim gibi metrobüsün başka ayırt edici özellikleri var. Birincisi metro dahil otobüsler özellikle muhit temelli araçlar. Yani içerideki demografi daha farklı zaten. İkincisi hiçbiri neredeyse metrobüs kadar uzun bir hatta gitmiyor ve dediğim gibi o hattı baştan sona kullanmak durumunda olan insanlar var. Ve ben dürüst olayım metro ya yani subway yer altında olma halini seviyorum. Ama bir kişi bana dedi ki mesela bana çok klostrofobik geliyor. Hani mesela bu tip öyküleri de sormak lazım. Bana göre en kötüsü E5'ten gitmek. Bu benim kişisel deneyimim. Ama hani size burada doğrudan hayır çok farklılar işte ya da çok benzeşik der gibi büyük bir argüman yapamam. Onun için birazcık oraların da sağ çalışmalarını yapmam lazım. Başka türlere geçince güzel bir şey yazmıştınız, onu durduracağım burada. Yürümeyle ilgili. Şimdi teziniz İngilizce olduğu için kötü bir Türkçe'ye de çevirme ihtimalim olabilir. İngilizce olarak şöyle diyorsunuz. Spatial order in the city organizes an ensemble of possibilities. It's the ordinary walker who actualizes them. The pedestrian increases the number of chance discoveries, no matter how well the order is structured. Hani biraz önce dediniz ya, yani o şey tek düze git gel git gel. Burada bir yaya olarak yürümek demeyelim de ne diyelim, onu da bir mobilite aracı olarak düşünürsek. Burada tam olarak aktarmak istediğiniz fikri biraz açmanızı rica edeceğim. Çok hoşuma gitti. Ama Türkçesini ben şey yapamayacağım, anlatamayacağım. Kafadan tam ben de şimdi çeviremem ama şey o desert odan. O işte aslında gündelik yaşamı o minik, beklenmedik ihtimaller ve işte olasılıklar üzerinden pedestrian yani yürüyen kişi üstünden anlatır. Ordinary Walker diye anlattığı aslında bu şehrin kahramanıdır diye tanımladı. Neden? Çünkü şehir, evet size biraz ilk başta küçük bir örnekle anlatmaya çalıştığım gibi aslında bir tasarım. Yani mesela bunu Richardson'ın şöyle bir örnekle çok basit bir şekilde söyler bize. Siz bir şehir merkezinin ortasında mesela bir AIDS hastanesi görmezsiniz. Şehir merkezleri tüketim alanlarıdır çünkü ona göre organize olurlar. Biz bunu bugün İstanbul'un ölçeğinde çeşitlendirebiliriz ama nihayetinde stratejik ulaşım hatları, belirli başlı yaşam alanları vesaire diye aslında böyle tepeden baktığınızda çok mekanik bir harita görürsünüz. Yani iyi organize olmuştur ya da olmamıştır ama bir haritadır. Ama yürüyen kişi, pedestrian, bu haritayı canlandıran, onu açığa çıkaran aslında kendi özgünlüğü içerisinde. O yüzden şey diye çok güzel bir cümlesi de vardır. Space is a practiced place der. Yani alan, mekan pratikte canlandırılmış alandır aslında. Yani o somutta inen o mekanik dokuyu canlandıran, hayata geçiren, bir noktada beklenmeyecek ihtimalleri açığa çıkarabilecek olan, burada da bu sokaktan döneyim diyebilecek olan pedestrian'dır, yürüyen kişidir. Ama siz mesela toplu taşımada bunu yapamıyorsunuz, metrobüste hiç yapamıyorsunuz. Ben metrobüste şey diyemiyorum yani hani birazcık da acaba şehir merkezine mi dönsek? Ben orada bana verili olan hattan verili bir kodla gitmek durumundayım. Çünkü zaten alan beni, yani oradaki o mekansal kodlar zaten beni sınırlıyor. Ama şimdi yürümeye başladığınızda belki evet İstanbul'da bu da çok sınırlı. Bunun üzerine de çok şey konuşulabilir. Çünkü İstanbul'da gerçekten rahat ve olasılıklarla yürüyebileceğimiz alanların, mekanların da sınırlılığını biliyoruz. Ama daha idealini düşünelim. Ben hep bunu, o cümleyi her okuduğumda kendi işte öğrencilik zamanında yaptığım interyalda işte Avrupa sokaklarını o anlamda keşfederkenki halim canlanır bir imge olarak. Çünkü gerçekten elimde böyle bu caddeden buraya çıkılır diyen bir harita vardı ama kendimce olmadık aralara girip çıkıp çok hoşuma giden keşifler yapabilmiştim. Yani benim için o şehri yürüyerek deneyimlemek, ki orada o olasılık vardı, yürüyebiliyordunuz mesela şehirde, mükemmeldi. Desarto'nun burada kastettiği de bu, bir şekilde mevcut hegemonik yapının içine sirayet etmektense onu dönüştürmek. Onu yaşanan bir deneyim haline getirmek. Hani o yüzden Lefebvre'den aslında alıntıyla şey dedim. Bir festival alanı da bir tasarımdır ama kullanıcılar ve performans göstericileri ve bütün bileşenleri bir araya gelmesi yaşanan bir şeye dönüşür. Ulaşımla ilgili olarak buradan belki çekebileceğim şey olur. Bu yaşanan öyküsünün tezde benim için karşılığı, yani muhatapların anlattığı ve benim de birazcık özellikle üstüne gittiğim şey vapurdu. Metrobüsün antisi vapur. Metrobüs ne kadar çevreliyorsa, ne kadar sizi böyle matematiksel bir şekilde o deneyimi öznel olarak, yani bireysel olarak
diğerleriyle birlikte kamusal olarak eritiyorsa vapurda bir o kadar açığa çıkıyor. Yani kötü İstanbul diyeyim. Şöyle tırnak içinde. Yani kalabalık, çok zor, çok pahalı, çok büyük, çok imkansız İstanbul eşittir metrobüs. İşte nostaljik İstanbul, işte eskinin İstanbul'u, kozmopolit İstanbul, güzel İstanbul, renkli İstanbul eşittir vapur. Vapur direkt yaşanan bir deneyim diye benim burada kavramsallaştırdığım, yani Lefer'in kavramsallaştırdığı deneyime çok uygun. Sadece orada bir detay var. Bir kişinin söylediği gibi birazcık hani vapur kullanıcıları zaten genelde işte belirli muhitleri insanlar olduğu için tabii ki oradaki koşullar daha iyi olur, davranışlar da daha iyi olur diye birazcık bir sınıfsal ve kültürel farklılıklar da çıktı yani. Onu da söyleyebilirim. Evet, bu vapur deneyimle ilgili bir bunu bizzat yaşayan bir arkadaş anlatmıştı. Eskiden Kadıköy, Karaköy vapurunda 8-15 grubu oluşmuş. Bu da tesadüfen hani aynı saatlerde gidip gelen bir grup ve yakın arkadaş olup hatta şey demişti yani çocuklarımızın düğünlerine falan da birbirimizi davet etmiştik ama dediğim gibi orada ne bileyim oturabiliyorsun, sohbet edebileceğin bir ortam var falan. Çok daha farklı bir ortam. Çok daha keyifli ama evet sınıf yani mesela şu tarz örneklerle, karşılaştırmalarla aklıma gelen birkaç tanesi işte ben metrobüste yanımdakine konuşmuş, ne yapmış asla ilgilenmem. Direkt kulaklığımı takar dönerim, hiç asla ilgilenmem diyor. Ama vapura bindiğimde yanımda bazen mesela öğrenciler sohbet ettiğinde böyle istemsizce dinleyip esprilerine gülümsüyorum diyebilen. Yani aslında birazcık dışa dönük olma halinin açılması ama bir yandan da tabii ki fiziksel özellik farklılıkları var. Yani vapurda siz boğazın üstünden gidiyorsunuz. Orada böyle işte özellikle havalar güzelse nefes alıyorsunuz, çok sıkışık değilsiniz. Fiziksel olarak zaten çok aynı ortamlar değiller. Ama bir şekilde vapuru bu anlamda temsil ettiği şey deneyim, pratik kesinlikle şeyden farklı. Bir de son olarak buna da şunu söyleyeyim. Bu da bence çok önemli. Yine bu ilk söylediğim hani vapurda öğrencileri dinleyen, öğrencileri dinleyebilen birisine dönüşüyorum diyen muhatap bana bir de şunu söyledi. Vapur çünkü boş zamanının aracı dedi. Yani metrobüs mesai saatinin aracı. Ben sabah erkenden kalkıp işe gitmek zorundayım. Uyuyabildiğim kadar uyumak istiyorum. O yüzden en hızlı metrobüsle gidiyorum. Tabii ki metrobüsle gideceğim. Ama mesela hafta sonu işte Ataşehir tarafından Beşiktaş'a mı gideceğim? Yani metrobüsle çok hızlı giderim yine ben. Ama onu yapmıyorum. Vapura biniyorum. Ya çünkü arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Şimdi böyle iki ayrı kodlama da var. Bu da ilginçti yani hani hakikaten benim açımdan. Evet. Ben de sizinle şeyi paylaşayım. Metrobüs işte ilk çıktığında ben de metrobüsü sık sık kullanan birisiyim. Hiç unutmam bir sohbet iki kişi arasında adam yanındakine şey diyor. Eskiden Mercedes'tekiler biz otobüstekilere böyle yanımızdan geçerken bakardı. Şimdi diyor biz Mercedes'lerde çünkü o zaman bütün otobüsler Mercedes'ti. Biz Mercedes'te yanlarından geçerken onların böyle trafikte tıkanmış kalmış hallerine bakıyoruz diye. Kesinlikle yani bazen ben de onu düşünüyorum. Hani otobüste sadece hani çok kötü bir sıkışıklıkta değilsem daha görece konforluysam dışarı baktığımda trafikte kalanları böyle biz gidiyoruz siz oradasınız diye tabii böyle esprili bir şekilde düşündüğümde oluyor. Çünkü gerçekten çok büyük konfor o bakımdan yani. Şey çok geldi zaten bana hani aracını garajda bırakıp sürekli metrobüste gidenler. Yani aracı var ama onu artık çıkaramıyor kesinlikle metrobüs. Çünkü o trafik ve o süre kaybı çok maliyetli geliyor İstanbul'da. Çünkü ben Ankara'da mesela bunun sunumunu yapmıştım daha böyle hani akademik bir şeydi. Orada Ankara'da yaşayan bir dinleyici bana açıkçası ya metrobüs bu kadar zor bir şey mi? Tam anlayamadım. Ya tam böyle bir şey sormadı ama sorduğu sorudan hani metrobüse der çok az fikrin olduğunu anladım. Ben de işte o sırada değil ama aklıma direkt kendi Ankaralı bir arkadaşım geldi. İlk metrobüse buraya gelip binmek istediğinde normalde yarım saat içinde bizim evde olması lazım. Yani çok kısa bir mesafeden geliyor. Gelemedi bir türlü. Ben de dedim nerede kaldın? Yani ben de anlamadım. Burada mahvoldum dedi. Sürekli affedersiniz. Kusura bakmayın diyorum. Binemiyorum araca dedi. Bu benim için çok enstantane komik bir öyküdür yani. Hani o metrobüs profili dediğimiz yaran, iten, koşan, işte artık hiçbir şeye takılmayan, kapıda böyle minicik bir yer kalana kadar kendini oraya sokuşan kimse de bir şey demiyor gerçekten. Hani ben de bunları gözlemliyorum bazen hala. Böyle bir şey oluşuyor. İşte vapur karşılaştırmasında birisi şey gibi bir örnek vermişti. Ya düşünebiliyor musun dedi mesela vapurda kapılar açıldığında birbirini iterek vapura koşan insanları hayal edebiliyor musun dedi. Yani hayal edemiyorum dedi. Hayal edemezsin çünkü dedi. O metrobüs. Yani metrobüsün çevrelemesi, dönüştürmesi biraz böyle yani aslında.
Sanırım vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Son bir sözünü söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Benim için buradaki temel kaygı, bir takım kaygılar var ama hani son söz olarak onu söyleyebilirim. Bu şekilde deneyim edinme halinin bireysel olarak ya da işte farklı farklı kişilerle bir arada olarak da çok ben aslında problemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada romantize etmeyeceğim konuyu. İstanbul'un gerçeklikleri tabii ki bir takım şeyleri bize dikte ediyor. Mecbur kalıyoruz, yapmamız da gerekiyor ama bu deneyim edinme halinin gittikçe içi boşalan bir şey haline gelmesi, bunu genel böyle modern yapılar, işte metropolleşmelerle ilgili ya benim çok kafa yorduğum bir şey. Çünkü bir şeyler izliyoruz, bir takım algılarımız var, kanaatlerimiz var, işte bir takım düşüncelerimiz var ama deneyim edinerek, üzerlerini düşünerek ya da işte o yargıları ancak o şekilde kırabiliriz. Fakat İstanbul'da gerçekten o deneyim küresi insanı çok küçük bir şeye sıkıştırmak durumunda. Buna tezimdeki o mesela bir aradalık kısmında tartıştığım farklılaşma ve ayrışma örneğin sadece metrobüsün neden olduğu bir şey değil. Onun altını çiziyorum zaten ben orada. O biraz ülkenin politik bağlamı ile ilgili yansımaları oluyor. Güvensizlik oluşuyor. Mesela kendisinden farklı görünen ya da farklı diye kodladığını böyle bir anksiyetik bir biçimde bir güvensizce yaklaşıyor. Ya da işte yani çok farklı insanlarız. Ben hani o işte şirin evlerden binenleri görünce bir daha orada yaşayamayacağımı anlıyorum diyor. O farklılıklar bir araya gelebiliyor ama onların mesela aşılmasına çok vesile olamıyor. Çünkü sunduğu deneyimin hani biraz problematize hali nedeniyle. Kayıtsızlığı ama doğrudan metrobüs üretiyor. Ve korkarım bu deneyim edinmeme hali İstanbul gibi her şeyi koşarak, nokta koyarak, yani checklist tamamlayarak yaptığımız biçimde gittikçe kayıtsızlığı da büyütüyormuş gibi geliyor bana. İyice transitleşme gibi. Dilerim bu şekilde daha ilerleyen zamanda imkanım olur, daha farklı araştırmalarım da olur. Ben çünkü çok keyif aldım bundan. Ben de okurken çok keyif aldım. Ayrıca tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız programınıza. Asıl ben teşekkür ederim davetiniz için. Peki haftaya tekrar bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.